Belirtileri nelerdir, nasıl anlarız? Kök hücre tedavisi nedir ve siz ortopedide nasıl kullanıyorsunuz? Yaşla menisküs dokusunu canlılığını kaybettikçe azalması, bir halı saçağı gibi yırtıklar olabiliyor. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Selda Duman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Kalça sıkışma hastalığı nedir? Kalça sıkışma hastalığı, kalça sıkışma sendromu aslında yeni bir tanı, çok bilinen bir tanı değil. Bizim kalça eklemimizin bir yuvası ve bu yuvanın içerisinde hareket eden bir topuz gibi tarif edebileceğim bir kemik yapı var. Evet, böyle şöyle oturur aynen değil mi öyle, içeriye? Aynen öyle. Bazı insanlarda bu topuzda ekstra bir kemik çıkıntısı oluyor veya yuvada bir ekstra kemik çıkıntısı oluyor. Dolayısıyla siz kalçanızı hareket ettirdiğiniz zaman, eğilip kalktığınız zaman, özellikle bacak bacak üstüne atma pozisyonunda kalçada bir kasık ağrısı, atlama hissi, takılma hissi, bir klik sesi gibi bir ses geliyor. Bu ağrı ve ses takılmalar insanları rahatsız edebiliyor. Bu rahatsızlık hissi dışında biz şunu biliyoruz. Bu hastaları eğer tedavi edilmezlerse %80-90 oranında kalçalarında kireçlenme oluyor. Ve ilerleyen dönemlerde çok ciddi büyük protez ameliyatı olmak zorunda kalıyorlar. Peki benim de daha önce hiç duymadığım bir hastalık olduğu için soruyorum. Herhangi bir risk grubu var mı? Yani kimler bu hastalığa daha meyilli? Şimdi sizin de dediğiniz gibi yaklaşık neredeyse 15-20 yıldır bilinen, tedavisi yeni yeni oturan, tedavisini yapan insan sayısında çok az olduğu bir hastalık maalesef. Risk grubu biz şunu biliyoruz. Özellikle ergenlikten sonra, ergenlik büyüme tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Erkek bireyler, kilolu bireyler de daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama kadınlarda da az değil. Yani sıklıkla görüyoruz. Peki böyle normal insanlarda da mesela, yani hani benim böyle bir daimi şikayetim yok ama hani dans ettiğim zamanlar, işte bale yaptığım zamanlar falan, böyle bazen orada bir takılma, böyle bir çıt sesi, tık sesi olurdu. Bu herkeste olan bir şey mi? Hemen endişelenmeli miyiz? Biz şunu biliyoruz. Toplumun %20'sinde, %30'unda hiçbir şikayeti olmasa dahi böyle bir problem, altyapı var. Tesadüfen başka bir şey için gittiğiniz zaman saptanabilir, fark edilebilir. Veya ağrı şikayetiyle geldiğiniz zaman fark edebilir. Ama sizin herhangi bir şikayetiniz yoksa, bu sizde olsa bile biz sizi tedavi etmiyoruz. Yani illa sizi ameliyat etmiyoruz. Yani. Anladım. Yani şikayetiniz varsa yapıyoruz. Yani sosyal hayatımızı zorluyorsa, ağrımız varsa gibi durumlarda tedavi yapılıyor. Peki nedir tedavisi bunun? Tedavisi tabii ki her zaman bütün hastalıklarda olduğu gibi önce ameliyatsız tedavi seçenekleri var. Ameliyatsız tedavi seçeneklerine yöneliyoruz. İşte egzersiz modifikasyonu, dediniz ya ben dans ediyorum falan, size diyoruz ki mesela ya biraz hadi dansı azaltın, biraz daha kontrollü olun diyoruz. Fizik tedaviye gönderiyoruz ama kalçanıza iğne yapabiliriz veya. Ama bunlardan rahatlamazsanız eğer, burada tek tedavi seçeneği bizim artroskopi dediğimiz, yani bizim kapalı ameliyat. Yani kalça eklemine 2 ya da 3 delikten, 1 santimlik küçük delikten bir kamera yerleştiriyoruz. Bu kamerayla beraber oradaki hem o kemik çıkıntıları tıraşlıyoruz, hem de bizim labrum dediğimiz, nasıl bir musluğun içerisinde siyah bir conta varsa, kalça eklemimize de öyle bir conta var, su kaçırmasını engelleyen. Orada oluşan yırtıkları da yine bu artroskopiyle tedavi edebiliyoruz. Peki tekrarlanıyor mu tedavilerden sonra? Tekrarlamıyor. Yani çok düşük oranlarda. Tabii ki her hastalıkta tekrarlama ihtimali var ama çok düşük. Kesinlikle. Peki omuz ve kas yırtıkları neden oluyor? Çok da sıkıntılı, sorunlu, ağrılı şeyler bildiğim kadarıyla. Belirtileri nelerdir? Nasıl anlarız? Şimdi bizim omuzumuzda kolumuzu yukarı kaldırmamızı, öne kaldırmamızı, içe ve dışa çevirmemizi sağlayan 4 adet kas var. Bu kaslar birleşip bir demet gibi omuz kemiğimize yapışıyorlar. Buna biz rotator kaf adını veriyoruz. Burada yırtıklar olabilir. Bir yaşla olabilir. Yaşlandıkça, yaşımız ilerledikçe burası artık biraz hassaslaşmaya başlıyor ve bizim dejeneratif dediğimiz yırtıklar oluyor. Nasıl olur mesela? Özellikle başüstü iş yaparken tekrarlayıcı başüstü iş nedir? Perde çekmek. Yukarıdan bir tencere tabak almak. Cam silmek. Falan gibi. Veya işte gençlerde barfix gibi. Anladım. Yukarı ağırlık kaldırıcı hareketlerle olabilir. Bu ilerleyen yaşta en sık gördüğümüz yırtık tipi bu. Gençlerde de ters hareket yapmaya veya zorlamaya bağlı olarak omuz çıkıkları olabiliyor. Omuz çıkığı olduğu zaman bu yuvadaki omuzu yerinde tutan lifleri yırtabiliyor.
Bizim en sık gördüğümüz şeyler omuzdaki benim yırtıklar. Benim çıktı omuzum bunlar. Da evet, Allah'tan lifim yırtılmadı. Dizim çıktı, omzum çıktı ama evet. Yırtıksız hepsini evet. Hallettim çok genelde çünkü. Tekrarlar biz genellikle ameliyat ediyoruz ama sizde evet. Tekrarlamamış. Tekrarlamadı. Dizim tekrarladı iki kere oldu ama omzum tek oldu. Spora çok devam ettim hani kuvvetlendirmek için. İşe yaradı. Peki kireçlenme nedir ve tedavisi var mıdır? Şimdi bizim kireçlenme dediğimiz şey eklem kireçlenmesi aslında genel geçer bir tabir. Öyle tıpta böyle bir tabir yok aslında. Biz hastalara rahat iletişim tabii. Kurabilmek için böyle bir şey. Diyoruz. Evet diyoruz. Hastalar orada bunu bir kireç kullanıyor. Yok yani. Aynen öyle. Orada aslında oluşan bir kireç yok. Bizim kireçlenme diye tabir ettiğimiz hastalık şu. Eklemlerde kıkırdaklar var. Birbirlerine eklemin uyum içerisinde hareket etmek isteyen kemikleri saran bir kıkırdak yapı var. Yaşla veya başka işte kırık riskiyle veya başka şeylerle bu kıkırdaklarda hasar oluşmaya başlıyor. Orada kıkırdakta sıvı kaybı oluyor, kıkırdakta hasarlar oluyor ve kemikler yavaş yavaş birbirine sürtmeye başlıyor. Sürttükçe de kıkırdak yüzey tamamen ortadan kalkıyor ve bunun adına biz kireçlenme diyoruz. Özellikle ileri yaşta gördüğümüz bir durum. Tedavisi nedir? Yani az önce de söylediğim gibi her hastalığın ilk baştaki tedavisi ameliyatsız, ameliyat etmek. Bizim için ameliyat en son silah olarak kullanmak istiyoruz. Kireçlenme tedavisinde yine çeşitli enjeksiyonlar yapılabilir. Fizik tedaviye gönderiyoruz ilk önce. Egzersiz modifikasyonu yapıyoruz. Biraz o kasları, eklem çevresindeki kasları kuvvetlendirmesini istiyoruz hastanın. Bunlar rahatlamazsa diz içi enjeksiyonlar yapıyoruz. İşte hyaluronik asitler yapıyoruz. Yeni yeni popüler olan işte PRP'ler, kök hücre tedavileri yapabiliyoruz diz içerisine. Hasta eğer bunlarla rahatlamazsa, yürüme mesafesinde kısalma, günlük sosyal hayatında bir azalma, hastanın hayat kalitesi artık azaldığı zaman diz protezi ameliyatı yapıyoruz. Diz protezi ameliyatı şudur. Nasıl bir diş kaplaması gibi dişi bir şeyle, metal bir yüzeyle kaplıyorsak bunda da kireçlenen kıkırdağı tamamen çıkarıp evet yerine bir metal implant yenisi yerleştiriyoruz. Konuluyor. Evet, evet. O biraz daha meşakkatli tabii ki tabii. Cerrahi olunca. En son çare. Evet. Şimdi biraz önce bu omuz ve kas yırtıklarında ben konuyu da kaynattım. Belirtiler nedir? Neden şüpheleneceğiz? Şöyle, siz eğer omzunuzu yukarı, kolunuzu yukarı kaldırdığınız zaman ağrınız oluyorsa, bir şey aldığınız zaman, taşıdığınız zaman ağrınız oluyorsa, hareket kısıtlığı gelişmişse, kolunuzu kaldıramıyorsanız nedir? İşte bir iç çamaşırınızı iliklerken zorlanıyorsanız, saçınızı yıkarken zorlanıyorsanız, ağrınız oluyorsa, az önce söylediğim gibi hayat kaliteniz düştüyse mutlaka şüphelenmek lazım. Bu belirtisidir zaten. Evet. Şimdi hemen oradan şuraya bağlayacağım. Benim annemde bir omuz yırtığı olmuştu. Kök hücreyle tedaviyi tercih ettik ve çok da faydasını gördük. Kök hücre tedavisi nedir ve siz ortopedide nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse kök hücre şu aslında. Vücudumuzda bütün hücrelerin ana kaynağı olan ana hücreler var. Bu hücreler kendini yenileme ve iyileştirme yeteneğine sahip. Hasarlı dokuları da iyileştirme yeteneğine sahip. Biz bu dokuları topluyoruz. Nereden? İşte hastanın kolundan yani damarından alabiliriz. Karın göbek çevresi yağlarından alabiliriz. Veya kemikten, kemik iliğinden alabiliriz. Buradan aldığımız örneklerle, çeşitli aletlerle, çeşitli işlemlerden geçerek bunları hazırlıyoruz. Ne işe yarıyor bu? Vücuttaki hasarlı dokuya tamir ediyor, yenileyebiliyor. Mucize bir tedavi değil ama ameliyattan önce mutlaka denemek lazım. Evet, yani yeni çok bir teknoloji varken böyle bir buluş değil mi? Evet, şimdi tamamen yırtık bir kası iyileştirmesi mümkün değil. Tabii ki. Ama küçük yırtıkları, işte küçük omuz yırtıklarını, sizin de söylediğiniz gibi, işte menisküs yırtıklarını. Rahatsızlığın tipine ve durumuna göre aslında. Yani erken dönemde büyümeden işi çözebiliriz müdahale onunla. Müdahale edilebilir. Peki menisküs yırtıkları dediğimiz şey nedir aslında? Bu çok duyduğumuz bir şey. Özellikle sporcularda, işte bir sürü insanlarda duyuyoruz. Nedir menisküs ve yırtığı nasıl oluyor? Şimdi menisküs dediğimiz şey şu. Özellikle bizim dizimizde iki kemiğin arasında, iki kemiğin birbirine temas etmesini engelleyen bir yastık gibi düşünün. İkisinin birbirine temas etmesini engelliyor. Menisküs yırtığında da işte spor yaparken ani dönüş hareketleriyle veya yaşla menisküs dokusunu canlılığını kaybettikçe bir halı saçağı gibi yırtıklar olabiliyor. Şimdi yastığın havasının söndüğünü düşünün bu aradaki şeyin. Bu sefer aradaki destek dokusu kalkıyor ve kemikler birbirine sürtünmeye başlıyor. Ve bu da kireçlenmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında. O yüzden menisküs yırtıkları
mutlaka tedavi edilmeli. Tedavi edilmeli. Evet. Yine onda da hani diğer ameliyatsız tedavi yöntemlerinden faydalanıyorsunuz, evet, ama ameliyatı da var bildiğim tabii kadarıyla. Tabii ki evet. Yine kapalı artroskopi ameliyatıyla menisküsünü dikiyoruz. Peki genel olarak diz ağrısı neden olan bir şeydir? Her diz ağrısında işte şüphelenmeli miyiz? Bende bir kireçlenme, menisküs ya da bir şey, yırtık var diye. Yani yaş yaş gidelim isterseniz. Diz ağrısının özellikle ileri yaşta bahsettiğimiz kireçlenme en sık sebebi. Tabii. İleri yaşta bir hasta eğer benim dizim ağrıyor diyorsa bunda mutlaka kireçlenmeden şüphelenmek lazım. Gençlerde spor yaralanmaları, evet, dediğimiz gibi menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ yırtıkları, diğer dizdeki diğer liflerin yırtıkları, hasarları diz ağrısı sebebi. Kıkırdak, hı hı, hasarları diz ağrısı sebebi. Bir de bizim çok fazla sık gördüğümüz bir rahatsızlık genç bayanlarda. Ben oturup kalkarken, işte uzun araba uçak yolculuklarında benim dizim ağrıyor. Merdiven inip çıkarken dizimden... Benim hep ağır. Evet, yani evet, gençken daha çok ağrırdı. Dizimden çat çat ses geliyor gibi tabirler kullanırlar. Bu kadınlarda özellikle uyluk kaslarının erkeklere göre zayıf, daha zayıf olması nedeniyle diz kapağının sürtünmesine bağlı oluyor. Aynen öyle. Evet. Tamam, benim yaşadığım bir şeydi. Bir de hızlı boy atınca ortaokuldayken hemen ağrılarım başlamıştı. Peki protez ameliyatları kime yapılıyor ve sonuçları nasıl? Yani siz bir hekim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi protez ameliyatını yapmamızın sebebi diz, omuz, kalça gibi eklemlerde daha fazla olmak üzere. Hastada bahsettiğimiz, az önce de konuştuğumuz kireçlenme varsa ve bu kişinin sosyal yaşantısını, günlük yaşantısını kısıtlıyorsa bu zaman yapılacak tek seçenek protez ameliyatı oluyor. Hı hı. Yani biz o eklem yüzeyini değiştiriyoruz. Hı hı. Sonuçları nasıl? Protez ameliyatlarının sonuçları yüz güldürücü ameliyatlar. Kalçada, dizde %90'a %95'e varan başarı oranları var. Hasta ya, yani temel kriter şu: siz hastaya kontrole geldiği zaman ameliyat iyi ki oldun mu olmadın mı, ne düşünüyorsun dediğiniz zaman hastaların %90'ı %95'i evet iyi ki ameliyat olmuşum diyor. Bu da bizim için yeterli, sonuçların iyi olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Ayağınıza sağlık. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.